Altta gördüğünüz yer bu anakartın bağlantı yeri. Resimlerde de göreceksiniz detayları. Sökülmüş halini. Bu içerik çok uzun olacağı için bu birinci video içeriği olacak. Daha sonra diğer detayları anlatacağım. Yeniden merhaba arkadaşlar. Yine enteresan, çok değişik içerik ile sizlerle beraberim. Bu seferki çalışmamız gördüğünüz gibi bu anakartta 16 pin BIOS çipi bulunmakta. Altta gördüğünüz yer bu anakartın bağlantı yeri. Resimlerde de göreceksiniz detayları. Sökülmüş halini. Bu içerik çok uzun olacağı için bu birinci video içeriği olacak. Daha sonra diğer detayları anlatacağım. Şimdi gelelim mevzuya. Bu anakart bana Batman Üniversitesi BT uzmanı yani bilişim teknoloji uzmanı Halil İbrahim Eviz'den geldi. Halil İbrahim bu anakartta daha önce çalışmalar yapmıştı. Eski videolarıma bakarsanız bu anakart ile ilgili çalışmalarımı görebilirsiniz. Ne yapmıştık o zaman biz? 2011 soket bir anakart. HP'nin Z420 X79 chipset anakartı. Bu anakartın 24 pin ATX soketi yok. Biz modül yaparak daha belki videomda anlatmıştım. Bu modülü yaparak bu anakartı çalıştırmıştık. Yani 24 pinden 18 pine çevirme aparatı bu. Bunun detaylarını daha önceki video içeriğimden ulaşabilirsiniz nasıl yapıldığını. Bu anakartlar genelde kurumsal şirketlerde kullanılır genel itibariyle kamu devlet dairelerinde ya da şirketlerde bu anakartlardan çoktur. Haliyle bu anakartları mecburen kendi kasasında kullanmak zorundasınız. Yani herhangi bir masaüstü bilgisayar gibi kullanamazsınız. İlla da kendi kasasını ister bu anakart. Çünkü bu ana anakartta bir sürü bariyer ve barajlar vardır. Ana kartı her açtığınızda size sürekli bir uyarı verir. Bunları anlatacağım daha sonra. Mevcut bu anakartları kimse satın almak istemez. Çünkü kendi kasası olmadığı müddetçe hiçbir işe yaramaz. Burada yapılmak istenen şey ben kendi kasası olmasa da bu anakartı herhangi bir kullanıcı kullanabilsin, değerlendirebilsin istiyorum. Yapmış olduğum çalışma bunun üzerinde. Ayrıca daha önce hiç denenmemiş, akla gelmeyen bazı uygulamalar da göreceksiniz. O zaman sorumuz şu olsun ben bu anakartı ikinci el olarak satın alırsam herhangi bir kasaya takarsam kullanabilir miyim? Sorunsuz şekilde. Bakın dikkat edin sorunsuz şekilde diyorum. Sıradan bir masaüstü anakart gibi kullanabilir miyim? Biz bu soruya cevaplar bulacağız. Şunu da belirteyim. Ben bu anakart üzerinde yaklaşık bir haftadır uğraşıyorum. Nihayet sonuca vardım. Ama bunu diğer bundan sonra gelecek videolarda göreceksiniz. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olunuz. Destek vermeyi de unutmayın. Eğer destek verirseniz ben bu ve buna benzer içerikleri yayınlamaya devam edeceğim. Belki biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Ben bu tür proje ve çalışmaları yaparken herhangi bir yerden destek almıyorum. Tüm çalışmalarımı kendi cebimden ödüyorum. Aslında bir nevi amme hizmeti yapıyorum. Karşılıksız herhangi bir beklenti olmadan Asıl amacım da sizleri bu konularda bilgilendirmek ve donanım ve yazılım konusuna teşvik etmek. Asıl amacım bu. Bunu diğer videolarımda çok kere anlattım. Toplumumuzda maalesef batı özentisi var. İçimizden biri ben ya da benim gibiler çıktığında, bu tür içerikler paylaştığında nedense önce önümüze duvar geliyor. Küfürler yiyoruz. Şu batı özentiliğini maalesef bırakamadık. Aslında bilgi ve teknoloji içimizde var. Bu biraz bizim gayretimize bağlı. Hazırcı toplum olmaktan kurtulmalıyız. Bize bu anakartlar satılıyor. Biz anakart üretmiyoruz. Dışarıdan satın alıyoruz. Haliyle dövizimiz dışarı çıkmış oluyor. Bu anakartlar bizim ülkemize giriyor mu? Yani bize giriyor mu? Giriyor. Ben bu anakartı dibine kadar kullanmak zorundayım. Çünkü üretmiyoruz. Dibine kadar kullanmak deyimi şudur. Yeni donanımlar çıkmış, yeni güncellemeler gelmiş. Bunları bir tarafa bırakıp elimizde olan donanımları nasıl yeni donanım ve yazılımlara adapte edebiliriz ya da nasıl tamir edebiliriz? Bunlara bakmamız lazım. Çünkü biz üretmiyoruz. Yerli ve milli proje adı altında bunları ben yapmaya çalışıyorum. Kendi çapımda umarım da fayda sağlıyorumdur. Şimdi bu çipi çıkartalım. Ben biraz çalışma yaptım. Fazlaca detaylı bir çalışma bu. Bakın. Aslında bu çipin olduğu yer siz de göreceksiniz. Altta 8, öbür tarafta da 8, 16 bacaktan ibaret. Ancak bu çipin 8 bacağı aktif. Diğer bacaklar boş. Bu aparatı kendim yaptım, geliştirdim. Bunu yapmamdaki sebep, çalışma yaparken sürekli tak sök işlemi yapacağımdan lehimleme işlemiyle uğraşmamam gerektiğinden böyle bir aparat geliştirdim ve gayet de başarılı oldu. Bu devre plaketi satılıyor hazır. Yalnız şu pinler yok bunda. Bu pinleri ben sonradan kendim yerleştirdim. Aslında şu taraftaki 8 bacağı da BIOS çipi deyimleyebilirim. Yani aynı işlevi görecektir. Durum bundan ibaret. Bu benim çalışmamdaki ilk videom olacak. Bundan sonra gelecek olan videoları Sabırla bekleyin, beni takip edin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.